Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yeni versiyon 26.0 sürümü resmi olarak açıklanmıştır arkadaşlar. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Bomba yani yine bir sürü etkinlik geliyor. Yine emek verenlerin, emekin ve emekçinin yanında olmaya kaidesi neyse. Kafam şey diyormuş. Kardeşler artık bizim reklamımızı yapma, sana bir 10 bin kredi ateşleyelim. Nasıl Siyatin'le Legacy'ye 20 bin 40 bin ateşledik, sana ateşleyelim falan diyormuş. Yemezler. Neyse arkadaşlar. Emekin ve emekçinin oyunu olmasa da bu versiyon biraz daha emek işine dönüyor arkadaşlar. Emek yapan yemek yiyecek hesabı. Başlayalım arkadaşlar. 4 Mart günü yeni güncelleme geliyor. 4 Mart günü çarşamba mıydı? Aynen. Öf bomba. Haydi yer altına inelim. Sevgililer günü geçmiş olabilir ama bu durum aşk için tüm umutların tükendiği anlamına gelmiyor. Görünmez kadın ile Herbie savaş diyarındaki sarsıntıları incelerken hayattaki en amansız düşmanlığıyla ısrarcı bir uğraşıyla Sincap kızla karşılaşır. Dın 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 dın. Sincap kız gene başımızı belaya sokacak var ya. Ulan ne geliyorsa başımıza, neyse şaka yapıyorum. Onun taliplisi, eğer Sincap kız evlilik için uzattığı eli geri çevirirse eğer, yani Sincap kızla biri evlenmek istiyor. Acaba kim ya? Acaba kim? Neyse bakalım. Savaş diyarının tamamını yok etmeli tehdit ediyor. Tehdit ediyor. Koçum benim. O ne kadar güçlü bir şey, düşünsene abi. Thanos bile taşlarla geldi. Savaş diyarına falan onu gıdıkladık. Yok efendim ötekini dövdük, bunu dövdük. Ama bunu dövemeyeceğiz yani. Savaş diyarını yok edecek. Kim bu köstebek? Savaş diyarının tamamını yok etmekle tehdit eden, kötü karakter haline gelen bilim adamı köstebek adamdır. Arkadaşlar bakın, bilim adamı. Bu adam bilimle ilgileniyor. Doğru mu? Devam edeceğiz. Sincap kız bayan köstebek adam olacak. Bayan köstebek adam ne la? Bayan köstebek adam diye bir cümle mi kurulur? Görünmez kadın ilişkiler hakkında birkaç faydalı tavsiye verecek mi? Herbie bu kez yardım edecek mi? Cevabı Mart ayının etkinlik macerası taşlar ve kemirgenlerde bulun. Arkadaşlar gelsin de bir tokatlayalım, onları da dövelim. Yeni şampiyonlar turnuvayı sarsıyor. Köstebek adam yani Malman arkadaşlar, onunla ilgili bir video yapmıştım. Cüce görünümü nedeniyle sosyal olarak dışlanan ve oyuk dünya teorileri nedeniyle nükleer mühendislikteki akademik temelini bırakmak zorunda kalan Eldar. Eldar benim şeyde vardı. Ben Dota oynarken vardı. Çok da güzel bir karakter. Mist neydi o? Oradaki de büyücü bir karakterdi zaten. Hadi mistik diyelim. Buranın mistiği gibi. Bu keşiften sonra kendisine bilmem ne ve de canavar adasındaki mağaraların hükümdarı olan köstebek adam adını verir. En güvendiği canavar dostu olan Giganto. Junior'ın sırtına binen köstebek adam. Şey gibi, Groot'a binen Rakun gibi bir şey işte. Daha önce de söylemiştim. Tünel kazarak turnuvaya girer. Ay ben sizin. Köstebek adam hakkındaki her şeyi falan filan. Onlarla ilgili ayrıca video yapacağım. Terrax. Bir zamanlar bir gezegenindeki Lennak. Bundan da bahsetmiştim Terrax'tan arkadaşlar. Onunla ilgili de bir hayat hikayesi mevcut. Şimdi özel macera bekle. Kıdemliler destanı sona eriyor arkadaşlar. 6. sahne 4. bölümde geliyor. Haydi bakalım. Şenlik var vallahi billahi. 6. sahne 4. bölüm geliyor. Biz daha 6-3'ü izlemedik. Cehennem labirentindeyiz. Aralıksız süre gelen savaşlar boyunca Karina ile yurttaşları turnuva çapında mücadele vererek pek çok düşmanın dostluğunu kazanmış ve her geçen gün sayılarını arttırmışlardır. Karina'nın gücü artmış ve amcası büyük üstad için bir tehdit haline gelmiştir. Amcası tahtına göz diken bir tehdidin ona yaklaşmasına seyirci kalmayacaktır. Kıdemler için son yaklaşıyor. Karina oyuncu ve büyük üstad arasındaki dillere destan hesaplaşma 6. sahne 4. bölümde başlasın arkadaşlar. Hadi bakalım, güzel. 6-4 güzel. Tabii bizim plan programımız var. Bunlarla ilgili bomba gibi bir plan programım var. Bir 6-4'ün ödüllerini görelim. Şöyle bir öften bakalım. Köstebek adamın keşif gezileri diye bir macera, bir etkinlik daha var. Mart ayında her hafta 3 şampiyonla sınırlı bir takımınızı gizemli bölgelerine yollayarak ve köstebek adamın kıymetli hazinelerini ele geçiriyoruz. Oba! Her hafta bir bölüm geliyor. 3 karakterle giriyoruz. Köstebek'in ganimetlerini çalıyoruz. Hırsızlığa başladık vatandaş. Gel. İzleyeceğiniz yolu belirli ödüllere odaklanacak biçimde seçin. Yani bu ne demek? Her yolun ayrı bir ödülü var. Bak dikkat et. Neye ihtiyacın varsa ona git diyor. Ancak köstebek adam ziyaretçileri pek hoş karşılamadı.
hırsızları saymıyorum bile. O biz oluyoruz. Ve sizi her an pusu kuru olacağı için ona dikkat et. Bence o bize dikkat etsin. Ağzını burnunu kırarım onun. Devam ediyoruz. Dünya Kadınlar Günü. Mağat etkinliği arkadaşlar. Burada bu arada Dünya Hanımefendiler Günü de tüm hanımefendiler için kutlu olsun. İnşallah Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde hanımefendileri dövmeyiz. Değil mi? Çok saçma oluyor. Yani Dünya Kadınlar Günü'ne gidip kadınları dövüyoruz. Protesto ediyorum ben buradan. Devam ediyorum. Bunun ödülleri güzel oluyor yalnız ha. Şampiyonlar Turnuvası topluluğundaki bazı üretken kadın üyelerimiz tarafından oluşturulan meydan okumalarla Dünya Kadınlar Günü patron akınında yerinizi alın. Bu süre boyunca güçlü kadınlar tek kişilik hedeflenen ödüller kazanmak için belirli hamleler kullan ve kadın şampiyonlarla maceralar, arenalar, zindanlar ve düellolarla dövüş kazanın. Düello dedi arkadaşlar, gördünüz mü? Düello dedi. Acaba düellolarla ilgili ekstra bir şey gelir mi? Devam ediyoruz. Yeni özellikler ve yeni güncellemeler arkadaşlar gelmiş. Yeni özellikler. Kaynak bulucu. Bak bu mesela çok önemli. Yeni bir özellik sayesinde oyuncu bir şampiyona rütbe atlatmak için gereken kat özellikleri nereden bulacağını görecek. Mesela ne lazım? T3 mü lazım? Bak nereden tıkladığın anda göreceksin. T3'ü buradan bulabilirsin diyecek. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Ve yeni günlük hedefler geliyor arkadaşlar. Günlük hedefler her gün bir kez olmak üzere. Oyunculara yeni bir günlük hedef verilecek ve bu hedefler en fazla 3 hedefe ulaşacak biçimde toplanabilecek. Sonrasında yeni bir hedef alabilmek için bir hedefi tamamlamaları gerekecek. Yani bir hedefi tamamlayınca diğerine geçeceğiz. Bu işler böyle her gün gelecek. Emek dedim ya başta, emekçiler için yapılmış diye. Bak güzel, birçok macera geliyor ve ödülleri de bomba olacaktır diye tahmin ediyorum. Kabam çok çünkü top altındaydı. Bir nevi bu baskıdan kurtulması lazım. Çok bağırarak konuştum, bir su içeyim. Su molası. Devam. Sonrasında yeni bir hedef alabilmek için bir hedefi tamamlamaları gerekecek. Günde bir defa mevcut günlük hedeflerinden birini ücretsiz olarak, mesela size bir hedef verdi ya, değiştirebiliyorsunuz bir kereye mahsus, ücretsiz. Ondan sonra kredi isteyecek. Hani nasıl arada rakiple karşılaşıyorsunuz, kardeşim bunu değiştir diyorsun, 5 kredi veriyorsun gibi. Haftalık hedefler de gelmiş arkadaşlar. Haftalık hedefler neymiş? Her haftanın başında 3 adet haftalık hedef dağıtılacak. Yani bir haftada bunu yapacaksın. Haftanın sonunda tamamlanmış hedeflerden her biri yeni bir haftalık hedefle değiştirilecek. Tamamlanmamış haftalık hedeflerin tümünü ilerleyişi değişmeden olduğu gibi kalacak. Eğer bir hafta içerisinde o hedefi tamamlayamazsanız kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Lakin geçerseniz bir sonraki haftanın hedeflerine ulaşacaksınız. Yapıştıracağız. Böyle ya, bana bir sürü etkinlik getir kardeşim. Ne öyle abidik gubidik bir tane iki tane getir, onun da faydası yok zaten. Devam. Yola dayalı ödül gösterimi. Macera panosu üzerinde bulunan bir kez talep edilebilir. Ödüller artık bir macerada mevcut olmaları halinde ödülleri görüntüle. Yani artık göreceğiz. Bu hani sanıyorum bu kutular falan var ya, bir kere alınıyor mu onun? İçinden ne var onu göreceğiz sanıyorum. Şampiyon endeksi var. Şampiyon bilgileri ekranı artık halen sahip olmadığın şampiyonlar için de mevcut. Yani artık bir karaktere sahip olmasanız da onun hakkındaki bilgileri görebileceksiniz arkadaşlar. Dahası şampiyon ekranının artık elinde olmayan şampiyonları nadirliğe göre sıralama imkanı da sunuyor. Vay arkadaş, çok enteresan. Yeni bir sıralama sistemi geliyor. Nadirliğine göre sırala. Ve hata düzeltmeleri var arkadaşlar. Siper ustalığından tutun Egan, Doctor Strange, Killmonger, Loki, Bay Fantastic, Mr. Sinister, Old Man Logan, Üstün Simbiyot, Savaş Makinesi ne demiş? Savaş Makinesi, Kaptan Marvel'ın Savaş Makinesi'nin bir nolu özel saldırısı kapsamındaki kurşun saldırı engelleme sonucu enerji yükleri kazanmaması sonucu giderilmiş. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, toparlayacak olursam iki yeni karakterimiz mevcut. Onlarla ilgili yine kabamın videolarını yapacağım. Ondan sonracığıma bir tane aylık macera geliyor. 6. sahne 4. bölüm geliyor arkadaşlar. Onun dışında günlük günlük hedefler geliyor. Haftalık hedefler geliyor. Köstebek Adam Keşif Gezileri adında bir yeni bir macera daha geliyor. Dünya Kadınlar Günü patron akını ve tek kişilik hedefler geliyor. Aynı zamanda kaynak bulucu artık olacak arkadaşlar. Ondan sonracığımızda elinizde olmayan kartların özelliklerini görebileceksiniz. Güzel. Bolca action her zaman, ne kadar çok macera, ne kadar çok ödül, ne kadar çok görev oyuncuları o kadar çok bir kere oyunda tutar. Kabamın bu konuda da kafası çalışmıyor. Ve dediğim gibi çok ağır eleştiriler aldığı için, bu kadar herkes giydirdiği için, ayıp söylemesi. Yani
bir nevi telafi babında yapmış olabilirler arkadaşlar. Vatanı, millete şimdiden hayırlı ve de uğurlu olmasını diliyoruz. Allah utandırmasın inşallah arkadaşlar. Sizler ne diyorsunuz? Bu yeni gelen işte görevler, güncellemeler falanlar filanlarla ilgili genel düşünceleriniz nelerdir? Videonun altına ateş edebilirsiniz. Elinizdeymişken videonun altına baktığınızda bir de like butonuna kafa atarsanız memnun oluruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.